Bence ideal ikili de onunla beraber Davinson Sanchez. Ama hani Nelson da göz ardı edilemeyecek bir performans sergiliyor. Helal olsun çocuğa gerçekten. Psikolojik olarak da fiziksel olarak da çok zor bir yerden tekrar çıktı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekecek performansı sergilediği kanaatindeyim. Oynatılmak zorunda kaldığı dönemde ilk başlarda biraz bocalamıştı. Ama şu anda bence psikolojik olarak da atlattı. Yani kolay değil onun da durumu. Çok kıymetli bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu ve Galatasaray'ın başarılarında önemli pay sahibiydi. Birden ikinci plana itildi gibi olmuştu. Ama işte lig o kadar uzun ve Galatasaray'ın da o kadar çok maçı var ki ona da görev düştü ve o da o görevi yerinde layığıyla kullandı. Son olarak aslında biraz böyle isimler üzerinden gittik ama bugün Tete Zaha gibi olacak sanki kanatlar. Kerem'i biraz daha dinlendirmeyi düşünebilir Okan Hoca. Zaha sezon başında en çok konuşulan isimdi. Transfer süreci özellikle performansından çok daha fazla konuşuldu en azından. Son haftalarda Okan Hoca yeni bir rol biçti Zaha'ya. Biraz daha rotasyon oyuncusu haline geldi. Bugün o da kupada herhalde kendini göstermek isteyecektir. Tabii ki içinde bulunduğumuz maç günü ve kulvar uyarınca, Ziraat Türkiye Kupası maçı uyarınca aslında belki çok yeri değil ama Zaha ile Tete'yi normalde Şampiyonlar Ligi'nin son 16'sında sahada ilk 11'de görmeyi beklerdim. Sezon başında transferleri yapıldığında. Oysa ki biz UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda sahada solda Kerem, sahada Barış'ı izledik Sparta Prag maçlarında. Yani sonradan tabii oyuna girdiler ama yani Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Karagümrük karşısında 11'e çıkmaları yerine Avrupa'daki önem seviyesi üst düzey maçlarda hatta elenme olmadan Şampiyonlar Ligi'nde gruptan elenmeden ve playoff turunu da geçerek top 16'da işte dünyanın mesela City ile eşleşti değil mi Galatasaray'ın elendiği Kopenhag Sparta Prag. City ile eşleşti. Ha Liverpool. Liverpool yok, Sparta Prag. Sparta Prag Liverpool'la ha, Şampiyonlar Liverpool'la Ligi'nde yani de mesela Kopenhag. Liverpool karşısında görmeyi umut ettiğim Zaha ile Tete'yi bugün Karagümrük karşısında izleyeceğiz. Barış'la Kerem'in ise hala bir takım koordinasyon ve mental olarak hazır olmama durumları var çok üst düzey maçlara. Biraz o açıdan ironik bir tarafı var ama o ikilinin performansını ben bugün merakla bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum Serkan Korkmaz değerlendirmeler için. Mücadele 20.45'te başlayacak. Rams Park'ta mesaimiz devam ediyor. Mücadele ATV ekranlarından naklen ve HD olarak yayınlanacak. Şu anda stadyumda hazırlıklar tamamlanmak üzere. Saha içerisinde hazırlıklar tamamlandı. Tribünde son rötuşlar yapılıyor. Biz de buradaki durumu takip edip konuklarımızla birlikte özel yayınlarımızla aktarmaya, bu heyecanı yaşatmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Emre Kaplan ve Serkan Korkmaz'a teşekkürler. Biz de maçı konuşmaya stüdyoda devam edelim. Savaş abi seninle zaten 11'i konuşmuştuk. Bir daha üstten geçelim istiyorsan. Bir daha geçebiliriz evet. Bilgileri tazeleyebiliriz. Yani şimdi Emre de tam olarak kadroda bazı değişiklikler olabilir dedi. Barış'ın yeri sağ bek gibi gözüküyor dedi. Vinicius, Zaha, Tete baktığımız zaman mesela bugün en büyük sürprizi herkes Vinicius'u bekliyor. Ben Icardi'yi bekliyorum. 11'de Icardi olacak dedi. Kalede Güay, sağ bekte Kaan Ayhan, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Köhn. Orta sahada o 6-8 arasında bir sürpriz orada belki olabilir ama orası biraz karışık. Ben Berkan ve Eyüp Aydın'ı bekliyorum. Kanatlarda Tete, Zaha, Kerem. Yani bir rotasyon var. Forvet'te de Icardi. O 6-8'de bir değişik yapabilir mi hoca? Yani hocam yayına başlarken söyledi ya zayıf kalır orası diye. Belki oraya bir Lucas Torreira olabilir ama o da çok yoruldu. Derbi öncesi biraz dinlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Okan Hoca da muhtemelen öyle düşünecektir. Ya ciddi bir rotasyon var baktığın zaman. Mevkiosel olarak, yer olarak. Icardi mesela bundan önce kupa maçlarında hep dinlendirildi iki maçta da. Ama geçen hafta cezalı olması derbi öncesi bir antrenman niteliğinde bir maç olacaktır onun için. Günün sürprizi Icardi olur ilk 11 açıklandığı zaman. Kaan Ayhan'ın sakatlığına çok bahsediliyor. Pubis olduğu işte dinlenmesi gerektiğini ama geçen hafta bu hafta var. Hamle oyuncuları önemli olabilir. Tete'nin olduğu yerde Barış ihtimalini de veriyorum. Yani Barış'ı dinlendirirse belki orada Tete oynar ama Tete Barış olmasa. Orada Savaş abi bir son dakika gelişmesi onu da okumuş olalım. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesiyle ilgili açıklama geldi. Teklifler yetersiz bulundu. Yeni teklifler için 2 Mart'a kadar süre verildi. Futbol Federasyonu da yayın ihalesiyle ilgili açıklamada bulundu. Teklifler yetersiz bulundu ve
Yeni teklifler için de 2 Mart'a kadar süre verildi. Biz de ekranlara taşımış olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah Türk futbol adına süreç devam ediyor. Yani şu noktada dediğim gibi hani yapılacak bir yorum yok. Sonunun inşallah hayırlı olması dileğiyle Türk futboluna diyelim. Yani inşallah hayırlısı olur. Hep öyle diyoruz ama nereden nereye geldi ona bir bakmak lazım. Biz bir yurt dışı kampındaydık bu ilk yayıncı konuştuğumuz zaman. 450 milyon dolardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Oralardan buralara üçte birine. İşte bu saha içi olaylar, hakem olayları, yaşanan süreç. Futbolumuzun kalitesi. Futbolumuzun kalitesi. Santos da bugün onlardan bahsetti. Futbolumuzun kalitesi çok 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 önemli tabii ki. Sürekli futbol dışında her şeyi konuşuyor olmamız. İnşallah hayırlısı olur. Rakamları federasyon yeterli bulmaması, kulüplerin de isteğiyle olan bir şey bu tabii. Kulüpler de yani burada çünkü orada Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç da orada. Bütün kulüplerin sesi oluyor. Nedense hep söylüyorum, yayın iadesinde birleşmeyi biliyorlar. Orada tek ses olabiliyorlar. Bir tek birleştikleri yer orası. Şu para var. Hocam bundan önceki yayın iadelerinde de aynısını söyledim. Tek ses oldukları yer orası. Çünkü para var. Çünkü herkes o pastadan belli miktarda şampiyonluk sayılarına göre paralarını alıyor. Keşke her şeyde bu kadar birlik olabilseler. Bir peki takımın canı yandığı zaman yanmadığı zaman hayırlısı olur inşallah. Şimdi maça da dönecek olursak tekrardan. Hocam şunu sormak istiyorum. 25 Ocak'taki İstanbulspor maçında Zaha ilk 11 başladı. O tarihten sonra kupa hariç 7 resmi maçta hem ligde hem Avrupa'da Sparta Prag maçlarında Zaha hep kulübedeydi. Yani Zaha tabii çok farklı beklentilerle geldi. Şu ana kadar hemen istatistikleri de söyleyeyim. 34 maç, 18'i ilk 11, 10 gol, 4 asisti var. Hani gol sayısı, asist sayısı toplama baktığımızda yani kötü diyemem. Fakat hani oyun olarak Galatasaray'ı bazı maçlarda taşıma olarak sanki Zaha biraz beklenenin gerisinde kaldı gibi görünüyor. Sevgili Ömer, tabii biz onun hakkında bir şey diyemeyiz. Şöyle onunla çalışan, devamlı beraber olan bir hoca var orada. Teknik heyet var. Bir de diğerleri var 10 ve 2'de oynayanlar. Hangisinden ne kadar verim alacaklarını. Yani onlar bilir. Bu sezon yapılan transferlerden Skutehal'e uğradığın tek kişidir o. Zaha mı? Evet. Yani gerçeği oturmak, konuşmak lazım. Tek Skutehal'e olan Zaha'dır. Çünkü beklenti senin de dediğin gibi çok farklıydı. Ya içeride bir problem var, ya istediği topları alamıyor veyahut da kendini çok fazla göstermekten dolayı takım oyunundan kopabiliyor. Yani biz sadece onun oynadığı maçlarda verdiği performanstan yola çıkıyor. Sen de çok yaptık yayınlarını dedik. Yani bırak %50 gelsin yeter. Bizim ligimizin çok orayı bile bulamadı. Yok. Maalesef yani şu anda 20-30. Devamlılık sağlayamadı. Yani onu bulamadı. Bulamadığı için bunun arkasından mıdır kaynaklanıyor? Öndeki toplarla buluşmadan mı kaynaklanıyor? Oyun içindeki o kolektif oyundan mı kaynaklanıyor? Bilemeyiz.